Merhaba paramayı Vizyon kanal takipçileri ben Yüksek İhtisas. Bugün 5 Nisan 2019 Cuma arkadaşlar. Dünya Avukatlar Günü tüm avukatlarımızın avukatlar gününü kutluyoruz. Adalet herkese lazım, kanun herkese lazım diyoruz arkadaşlar. Ee, hemen bir bilgilendirme geçmek istiyorum. Biletler konusunda e, Kore ile yapılan temaslar devam etmekte. E, umarız kısa süre içerisinde onunla ilgili e, bir gelişme yaşanacaktır. Şu an netleşmiş bir şey olmadığını da Sizlere belirtmek isterim ee, görselde görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar oyunun en seksi en çekici en efsane karakteri olan simge ee, en azından dedim oynamıyoruz ama görselimizde mevcut pozisyonumuzda yerini korusun yeni bir karakter kartımız var arkadaşlar hem kartın değerlendirmesini yapacağız hem değişiklikler var size onları göstermek istiyorum nereden başlayalım uzay seyahatinden başlayalım. Şimdi arkadaşlar uzay seyahati daha önceki seyahatlerle karıştırıp sakın bitirmek için elmas harcamayın. Zaten ödülünüzün elmas olan bir etkinliği tamamlamak için elmas harcamak biraz mantıksız olur. Tavsiye ettiğim ilk gezegen Mars'tır. En kısa sürecek olan odur. En azından etkinlikte kullanmak istiyorsanız buradan ilk 500 elmasınızı tamamlayarak arkadaşlar yolunuza devam edebilirsiniz. Şuradan hemen yolculuğumuza başlayarak arkadaşlar devam edelim. Burada zafer ödüllerimiz var. 500 elmas civarında. Ara ara ekstra elmas ödülleri de verecektir. Sonuna doğru da e, sürpriz hediyeyi verecektir. E5 elmas küpünü zaten biliyorsunuz. Yani e, ortalama olarak zaten 500 elmas civarında oradan alacaksınız. Belki üzerine biraz daha ilave edebilme şansınız da olabilir diyorum. Arkadaşlar buradan eee bunu onun hakkında çok fazla söylenecek bir şey yok. Zaten hepinizin aşina olduğu konular. Tekrarlıyorum yeni başlayan arkadaşlarım için uzay seyahatine giriyorsunuz. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane gezegenimiz var. Sırayla bu gezegenleri tamamlayacaksınız. Her tamamladığınız, şurada göstermiş olacağım. Her tamamladığınız seyahat bittikten sonra arkadaşlar. Buradaki turlarınızı tamamladıktan sonra. E, en sona vardığınızda da e, elmas ödülüyle karşılaşacaksınız. Güzel bir etkinliktir. Devam ediyor. Uzun sürecektir. 28 günlük bir etkinlik. Sakın ola ki elmas harcayarak tamamlamaya çalışmayın diyorum. Şimdi e, karakter kartımızın değerlendirmesine hep birlikte geçelim arkadaşlar. Şöyle ki Hmm, bir de yeni zarımız var. Onun da e, arkadaşlar bilgilendirmesini yapacağız. Yeni karakter kartımızın adı Tarkan. Hemen özelliklerini okuyalım. %30 ihtimalle çift zar. Çift zar attığında başlangıçtan geçiş ücretinin %100 kadarını alırsın. %25 ihtimalle sana ait karenin karelerin kirasını iki katına çıkartır. Bu iki katına çıkarma oranı hiç çalışmasa da olur. Çünkü mantık ve prensip olarak bu bir zafer kartıdır. İflas olarak kombinlenebilir mi? Kombinlenebilir. Örnek olarak veriyorum. İşte çift çekirdekli e, manyetik e, mıknatıs gibi bir e, aksesuarlı Kullanıp bunu bir iflas kartı olarak da kullanabilirsiniz. Varyasyon olarak geliştirilmiş bir aslı kartıdır arkadaşlar. Aslının oranı %55 ihtimalle çalışıyordu. Bina inşa ettiğinde simge ücretinin 10 kazını ödeyerek e, anında simge. E, dikmesi. Onun %55'li oranı. Bunun oranı da %40. Lakin buna demiş ki eğer bu oranın çalışır da bir simge dikersen ekstradan sana bir simge daha rastgele vereceğim. Yani Aslı'nın güçlendirilmiş versiyonudur. Peki bu oranı Aslı'ya nasıl yaklaştırabiliriz diyorsanız o zaman da cevher bu konuda belirleyici olacaktır. Cevherde de şöyle bir opsiyon alınmış arkadaşlar onu size birazdan göstereceğim. Cevher oranı %2'den %10 arasında rastgele size verilecek. Yani şöyle bir şeyle karşılaşacaksınız kartı alanlar için söylüyorum. Diyeceksiniz ki işte benimkisi hiç çalışmıyor onunkisi çok çalışıyor onunkisi çok işte hiç çalışmıyor benimkisi çok çalışıyor. Bunun sebebi genelde cevher olacak. Çünkü sizin cevheriniz %10'luk şansınıza %10'luk bir cevhere sahip olduğunuzda sizin bu %40'lık simge inşa etme oranınız %50'ye o arkadaşınki yüzde 42'de kalmış olacak. Yüzde 8'de az buz bir oran değildir. Misal devir tapusundaki yüzde 38'lik devir tapusu ile yüzde 39'luk devir tapusu arasındaki fark her şeyi aslında e, açıklıyor diyelim. Tabii ki bazı oranların alakasız çalıştığı da görülmektedir. İki haftalık ekstra yeteneğimize bakıyoruz. Rakibine ait bir kareye geldiğinde iki kez kira muafiyeti sağlar ve yüzde 70 ihtimalle kira çarpanını en pahalı karene aktarıp mühürler demiş. Ee, şimdi arkadaşlar iki haftalık yeteneğinde burada işte e, proje sizin iflas etmenizi önleyecek. Bu e, kartı daha çok an hani, iflas amaçlı kullanırsanız diye e, verilmiş bir ek yetenek. E, aynı zamanda kartın kendine ait bir roketi de mevcut olmuş oluyor tabi bu durumda iki kez de kira muafiyeti sağlayarak e, iki hafta boyunca kart kesinlikle iş yapacaktır. İki haftadan sonra da tıpkı şu anki aslılara yapılan kombinler gibi arkadaşlar bu kart da iş yapacaktır. Aslıdan daha da iyi iş yapacaktır. Lakin şöyle bir husus var. Şu an mevcut platin odalarımızda arkadaşlar bir haftada kasabileceğiniz maksimum elmas miktarı 4500-4600 civarında. Benim de görmüş olduğunuz gibi haftanın başında videoda arkadaşlar e, mevcut elmasım e, 500 civarındaydı ve 5112'ye kadar tamamladım, kota'ya takıldım. Yani e, bundan daha fazla bu hafta elmas kasamıyorum. Yani e, kartınızın ya da aksınızın e, size harcadığınızı geri alma ihtimaliniz var mıdır, yok mudur? Buna göre değerlendirmeniz bu saatten sonra daha mantıklı olacaktır. Şöyle size, şöyle özetlemek istiyorum. Şimdi Aslı'yı iyi bir kart yapan Aslı'nın teknik özellikleri değil. Bu kartı iyi yapan da teknik özellikleri değil. Bu kartlara yapılan güzel kombinler var. Çünkü çıplak haliyle şu an mevcuttaki en iyi karakter kartı Kara Eda'dır. Çıplak haliyle diyorum. Yani bir kombin yapılmadan. Aslı ya da örnek olarak veriyorum Tarkan çıplak haliyle ondan daha üstün bir kart değil. Lakin şöyle bir şey var, e, hepinizin neredeyse bildiği bir kombin adına Muz kombin e, denilen yani yaygın adıyla öyle kullanılan işte teknolojik plan, e, alevli tramplen ya da altın tramplen, asa ya da savunma canavarıyla kullanılan özellikle taksi haritasında muazzam işler yapılan bir kombin var. Bu kombin neredeyse herkesde mevcut ama herkes bu kombinde oyun kazanamıyor. Neden kazanamıyor? Çünkü orada biraz daha stratejik ve deneyim e, ön plana çıkıyor. Bir de ilk başlayanın e, zar avantajı da oyun içerisinde etken oluyor. Peki soru iki hafta boyunca benim elmas kasmam için benim bu karta ihtiyacım var mı? Bakın benim kara edam yok, normal edam var. İşte e, aslım e, yok ama bunlara ihtiyacım da yok. Neden diyeceksiniz? Çünkü bu kombini arkadaşlar Rodin'de de yaptığınız zaman emin olun hani Karayeda'nın oyunu kazanma şansı %70 ise Rodin'in de kazanma şansı %60 oluyor. Çünkü oyunu kazanan zaten kombinasyonunuz ve kombinasyonda kullandığınız aksesuarların çalışma oranı. Peki şimdi eski sistemde olsaydık bu kartı %100 alın derdi. Muazzam bir kart. Yani e, kombinlenebilir, her şey yapılabilir, iflaza dönebilir, zafere dönebilir. Muazzam bir kart. %100 alın derdi. Çünkü bu kartı aldıktan sonra arkadaşlar 2 hafta içerisinde onun kendine özel verdiği yeteneği de kullanarak oyunda aktif olarak oynayan oyuncularım 30 bin, 35 bin elmas bile kazanabilirlerdi. Peki şu anki durum nedir? 2 hafta sonra yeteneği bitene kadar elinizde maksimum kazanabileceğiniz elmas miktarı 9 bin. Sonuca bakalım. 9000 elması ben Rodin'le bile kazanabiliyorsam benim bu karta ihtiyacım var mı? Maalesef benim bu karta ihtiyacım yok. Ve bunu bir tiyo gibi düşünün arkadaşlar. Mevcutta olan iki tane kara edamız ve normal edamız var. Lakin bir eda daha var. Yani ismi bize eda olarak mı gelir, görseli farklı mı gelir bilmiyorum. Yalnız beyaz eda diye bir eda türümüz daha var. Ha bir de bizim şeyimiz var pardon. E, romantik Eda'mız var Onun haricinde yalnız bir Eda'mız daha var Yani tekrarlıyorum Adı bizde Eda olarak mı gelecek Başka bir kart formasyonuyla mı gelecek Bilmiyorum ama çok güçlü bir kart gelecek e, Ben kendi adıma Şöyle söyleyeyim Ben o kart için bir müddet elmas biriktirmeyi Düşünüyorum Tabi ben bunu derken şimdi yarın gider Çok güzel bir aksesuar gelir Bütün elmasımı gider aksesuara harcarım O da ayrı bir mevzu e, Biraz sabırsız bir doğan ve tabiatım Var. Her etkinliğe bir şekilde katılmaya da çalışıyorum. E, buna da öyle olacak mı? Buna öyle olma, olacak mı? Olmayacak. Çünkü şöyle diyeyim. E, muhtemelen işte sağdan soldan oradan gezegenden vesaire etkinlik bitmeden belki e, işte 8000-9000 bin, bin elmasa hadi tamamladım varsayıyorum. Peki elmasımın tamamını bu karta gömecek miyim? Maalesef gömmeyeceğim. O yüzden değerlendirme kısmında ee, ve oyuna kazanlardan elde ettiğimiz ve bildirimlerde e, gelenden eğer şansım çok yaver giderse yani gidip bana A plusları yardırırsa neden olmasın o zaman hani bir 3000-4000'ini bin, verip kartı alırız diyorum. Ee, ama şu an mevcudu. Bunun için maalesef harcayamayacağım. Ee, arkadaşlar oyuna kazanlarımız mevcut. Üçlü, sıralı, turistik vesaire Etkinlikle alakalı olan tek e, görev sıralı görevidir. E, sıralı görevini bitirdiğiniz zaman da Size arkadaşlar bir e, paket verecek. Hemen şuradan onu göstermek istiyorum. Bildirim ödülü de gelmiş bu arada. Ona da bakacağız. E, sıralı zafer ödülü, etkinlik kart paketi. Bunu da açacağız. Şimdi burada bir sandığımız var. Bu sandığın ne olduğunu da size birazdan izahını yapacağım. Ondan önce arkadaşlar yeni bir zarımız var. Taksi zarı. Taksi zarını almak için e, yeni oyuncularımızın önceden 74'tü seviye sınırı 74 seviyeden sonra arkadaşlar zarları altın karşılığında alabiliyorduk. Şimdi o sınır 80'e yükseltilmiş. Bunun da bilgisini vereyim. 80 seviye olmadan önce sadece elmasla alabiliyorsunuz. 80 seviyeden sonra altınla da alabiliyorsunuz. 1 milyon 500 e, altın bedelini arkadaşlar zarımızı alıp geliştiriyoruz. Seviyesini ona getiriyoruz. Oynayan arkadaşlarımdan aldığım edindiğim bilgiye göre zar, e, gayet başarılı ve tutarlıymış. E, biraz kara, Kedi'nin kara kedi zarının prensibine yakın diyorlar arkadaşlar. Görsel olarak da attığınız zarı genelde görüyorsunuz. Gör, yani ben göremediğim ne attığımı göremediğim zarlardan pek keyif almıyorum. Hoşlanmıyorum. Bunu seviye ona getirdiğiniz zaman arkadaşlar oyun size hediye olarak iki tane e, şey veriyor görmüş olduğunuz gibi etkinlik beşli paketi veriyor. Bunlar şans eseri. Bu beşli paketleri de alalım. Evet beş tane B verdi. Yani sürekli B verecek anladığım kadarıyla. Evet şu birliği de açalım. Bir tane daha B'miz var. Şunu da açalım arkadaşlar. Evet bir tane kurt pençesine sahip olduk. Bu kurt pençesini şu an kullanacak mıyım? Kullanmayacağım. Şuradan etkinlik penceresine giriyoruz arkadaşlar etkinlik penceresinde şurada kart etkinliği diyelim. Gördüğünüz gibi 5 tane topladığınız zaman buradaki e, popüler aksesuarlar arasından herhangi bir tanesini arkadaşlar rastgele sahip olabilme ihtimaliniz var. İşte Tarkan Karayeda, işte Ekin, Yarışçı Ceyda. Yarışçı Ceyda'nın karası arkadaşlar oyunun en güçlü iflas karakteridir. Tekrarlıyorum. Yani e, beyaz seda beyaz sedadan aslına bakarsanız kombinlendiğinde çok daha iyi olacak ama vermiyor şu karasını vermiyor. Bana verse göstereceğim. Alan arkadaşlarım diyorlar ki abi işte bana çıktı da ben bu kartla oynamayı beceremedim kombin yapamadım. Bana çıksın ben size göstereceğim ondan nasıl kombin yapılıyor da vermiyor işte bana vermeyecek. Yarışçı Ceyda verirse e, yarışçı Ceyda'yı pek iyi kullanamam çünkü oranları çok al alakasız birinin yüzde yetmiş birinin yüzde doksan'a yüz oranları olan arada muazzam bir fark var. Biliyorsunuz o karası zaten ücretli VIP biletle verilmişti ve tesadüf eseri alanlar oldu. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi kurt pençesinin 5 tanesine sahip olursak buradaki çekilişten direkt tarkana da sahip olabilme ihtimalimiz varmış. Sakın 5 tane ağınız olduğu gibi gidip buradaki çekiliş paketinden bir tane çekeyim bakalım ne gelecek demeyin. Bu biraz e, düşüncesizlik olur. Etkinliğin son gününe kadar bekleyeceksiniz. Kartınızın gelişme durumuna bakacaksınız. En son duruma göre bu değerlendirmeyi yapacaksınız. Aynı şekilde bakın bir A+ karta da şuradan e, arkadaşlar rastgele yine bir tanesine sahip olabilme ihtimaliniz var. Burada da aynı şekilde sakın o A plus'ınızı harcayıp heba etmeyin. Etkinliğin son gününe kadar bekleyin. Duruma bakarak hareket edin. O sırada ne yapacaksınız? O sırada oyunun arkadaşlar size ücretsiz olarak vermiş olduğu S Tarkan kartını alacaksınız. Buradan karakter kartına girelim. Geliştirme ekranımıza girelim. Şuradan en son diyelim. Tarkan kartımızı geliştireceğiz. Geliştirirken arkadaşlar e, sakın hepsini bir arada eklemeyin diyorum. Çünkü e, çok daha az miktarda gelişim gösterecektir. Burada eklediğiniz kartları arkadaşlar 2-2 ya da isterseniz 1-1 öyle diyeyim. Eklediğiniz kartları 2-2 ilave edeceksiniz. Şimdi 9 tane toplamda 9-11 tane kartla geldiği maksimum seviyeye bakalım. Ona göre ben size bir rakam vereceğim. Evet. Devam ediyoruz. Evet. 2 2 gittiğimiz için emin olun biraz daha şansımız daha fazla. Eğer hepsini birden bassaydık belki ikinci seviyeyi bile görmekte zorlanabilirdik. Bu konuda şaka yapmıyorum. Gördüğünüz gibi bazen çok az veriyor. Evet. 9, 11, 12 tane arkadaşlar bir lever kesin olarak atlatıyor. B kartlarla. Bu da ortalama olarak arkadaşlar e, şöyle söyleyeyim ben size. 4, 8, 12 çektiğinizin hepsinden muhakkak 5'li gelecektir. Yani 12.000 elmasa arkadaşlar e, kartı fullemeniz muhakkak gibi görünüyor. Doğru mu hesap ediyoruz? E, 400, 400, 4000 e, 400 iki tane 550 dersen tabi e, yani ortalama 12 bin 12 bin civarında bir elmasa kartı fulllemeniz B kartlarla mümkün olacak şansınız biraz yaver gitmeyebiliriz bunu biz şöyle diyelim yani e, 8 bin ila işte e, 8 bin ila 13 bin ondur çok şanssız da gidebilirsiniz yani B kartlarınız hiç geliştirmeye edebilir 8 ila 15 bin arasında bir rakama kartı Fulleyeceksiniz e, muhtemelen bu 12 binlerde falan sonlanacak. Tabii ben en kötü ve en iyi ortalamaya göre baz aldım. Direkt çekilişte karta da sahip olabilirsiniz. O zaten bu istatistik zinciri içerisine dahil değildir. Son olarak arkadaşlar e, şu kısmı tekrar size hatırlatayım. Arkadaşlar dükkanda para sıkıntısı çeken arkadaşlarım var ve neden bunu kullanmıyorlar bu konuda gerçekten biraz e, merak içerisindeyim. Şuradan tekrar yıldız dükkanında da göstereyim. Arkadaşlar şurada değerli eşya penceresinde bir adet şakacı tavşan ve yenilmez köpek var. Bu yenilmez köpek veya şakacı tavşan biner yıldızı arkadaşlar alınır. Yani 2000 yıldızdır maliyeti. Ondan sonra yönetten karakter kartına gireceksiniz. Buradan arkadaşlar sat diyeceksiniz. İkisini de alacaksınız. Toplamda 780 bin altın karşılığı arkadaşlar. iki kartı da satacaksınız. Son derece karlı bir alışveriş yapmış olacaksınız. Yıldız miktarım zaten benim oldukça bol. Muhakkak arena oynayın arkadaşlar. Yıldız her şeye lazım. Yani e, onu biraz şey yapıyor arkadaşlarım böyle aman SP vermiyor diye savsaklıyor. Ya en azından bir gün yani her gün bir defa girip görevinizi tamamlamaya çalışın. Gidebildiğiniz yere kadar. Zaten eski oyuncular direkt 9'u tamamlayıp çıkıyorlar. Yeni oyuncular da e, mümkün olabildiği kadar gidebildiği kadar gitsin. E, kazanabildiği kadar yıldız elde etmeye çalışsın. Çünkü artık her etkinlikte muhakkak ucundan, kenarından, köşesinden bir faydası oluyor. Son olarak merak edilen esas kısım arkadaşlar. Takım çekilişi, takım çekilişi, takım çekilişi. Nedir bu takım çekilişi? Hemen size şöyle göstermiş olalım Şimdi arkadaşlar bir ormanın koruyucuları bir takım daha var gökyüzü e, gökyüzü savaşçıları mıydı öyle bir şey oyun otomatik olarak random olarak iki tane takım oluşturuyor oyuncular arasında bu iki takım arasından arkadaşlar e, İki takım e, oyunlarını oynamaya yani gün içerisindeki normal oyunlarını oynamaya devam edecek. Kazandığı her maç e, iki puan olarak hanesine yazılacak. Kaybettiği her maçta yarım puan olarak hanesinden takım hanesinden düşecek. Böylelikle arkadaşlar e, ayın 9'unda hangi takım daha çok puan elde ettiyse yani bu random oluşturulan iki takımdan Ormanın Koruyucuları ve Gökyüzü savaşları, Savaşçıları yanlış hatırlamıyorsam ona tekrar bakarız. Ee, bu iki takım arasında hangi takımın e, zafer kazanma oranı daha yüksekse o takıma dahil olmuş random oyuncular 600 elmas hediye olarak alacaklar arkadaşlar. Burada tabi düştüğünüz takımdaki oyuncuların e, aktif performans göstermeleri. Ee, mühimdir ee, birazcık e, hangi takımda olduğumuz şansa dansa buradan ne anlıyoruz İşte orman koruyucuları takımında olanlar arkadaşlar zafer bizimdir rahat olun <laughs> hadi diyorum koşturup ben koşturmaz da siz koşturun da şu 600 elması cebe koyalım derken zaten <laughs> bu hafta sadece elmas oynayarak da 3 milyon sp'yi doğrultmuşuz. Ee, artık SP sıralamalarımız da arkadaşlar şaka gibi yani 4 milyonlara 5 milyonlara hani ilk 50'lere falan girmeye başladık. Bu da e, SP amaçlı oyunun ne kadar pasifize edildiği ile alakalı bir şeydir. Eğer SP sıralamasındaki ödüller güçlendirilmezse insanlar böyle işte SP kasayım daha fazla oyun oynayayım daha fazla oyun oynayayım daha fazla oyun oynayayım diye mücadele etmiyorlar. Oyun oynamaya teşvik etmek istiyorsanız oyuna kazanlar koyacaksınız. Bu oyuna kazanları 50 oyun kazan sana şunu vereceğim. 100 oyun kazan sana şunu vereceğim. 200 oyun bilmem ne yap şunu vereceğim. 500 oyun oyna bilmem neyi vereceğim dediğin zaman bizim milletimiz, bizim halkımız kültür olarak biz böyle teşvikle çalışırız arkadaş. Bize vereceksin diyeceksin ki 2000 oyun oyna sana şunu vereceğim. 1000 elmas vereceğim yanında şu, işte, şu sandıktan şunu vereceğim. Bak gör millet nasıl oyun oynuyor diyorum. Şu biletler konusunda bir an önce çözüm bulmasını Talep ediyorum, öneriyorum, görüşüyorum. Elimden gelen her şeyi yaptığıma emin olabilirsiniz. Elmas haritalarındaki kota sınırlaması e, kalkacak gibi görünmüyor arkadaşlar. Ondan ümidinizi kesin. Neden tek harita konusunu tekrar açıklamış olayım? Tek harita şundan dolayı e, oyundaki mevcut oyuncu sayısı fazla değil ve e, sadece dünya tipi haritalarda arkadaşlar elmas oyuncuları. Oynuyordu eski sistemde biliyorsunuz. Artık e, kendini örnek olarak veriyorum iflaza alıştırmış. Ben kızak haritasında oynayabiliyorum. Benim edam yok, şuyum yok, buyum yok ama kızak haritası için benim on numara kombinim var diyen arkadaşların da kapışabileceği bir ortam ancak bu formülle sağlanabiliyordu. Aktarma olayına geldiğimiz zaman aktarmanın önüne geçilemedi. Lakin... E, Aktarma ile astronomik rakamlarda elmas biriktirmenin önüne geçildi artık öyle eskisi gibi göremeyeceksiniz yani işte adamın 180 bin 200 bin 300 bin falan elması olmuş falan böyle şeyler göremeyeceksiniz bir açıdan iyidir bir açıdan da kötüdür neden e, kotaya takıldıktan sonra bir hafta elimiz kolumuz bağlı öyle e, ne yapalım ne yapalım diyerekten bekliyoruz bu arayı doldurmak için en azından bize arkadaşlar görev verin şu görevin sayesinde işte şunu yapacaksın, şunu alacaksın falan deyin de boş boşta oturmayalım diyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Paramanya Vizyon Facebook, Paramanya Vizyon YouTube, Paramanya e, Online Facebook kanallarını takipte kalın. Sizi seviyoruz efendim. Takip ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.